Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni doladığım güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını şöyle göstereyim. Yazmamın markası Cenk. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyağınım 1098 veya Oyağınım Tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan video size yardımcı olur diye düşünüyorum. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Yazmamın kenar tığlamasını yaparken altın başak 383 yeşil kullandım. Ee, üzerindeki çiçekler için de yine yazmamın içindeki renklere göre ayarladım. Hemen... Ee... Altın Başak 91 numara pembe, Altın Başak 413 numara sarı ve Altın Başak 85 numara mor iplerimi göstereyim size. Bu ipleri kullanacağım kendi yazmama göre. Tığım da 22 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numaralardan e, elinizin alışkın olduğunu devamlı kullandığınız numarayı tercih edebilirsiniz. Hemen oyamıza başlayalım güzel bir model. Şimdiden yapacaklara da bana da kolay gelsin. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum Arkadaşlar. Anlattığım gibi yaparsanız aynı modeli aynı şekilde çıkartırız. Geldim şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battığının altından girdim. 2, 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturup küçük çimenimi tamamlıyorum. Yeniden 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturarak bu şekilde araçımı elimi yapıyorum. Çiçek yuvaları arasında 5 tane yapacağım ama şimdi başlangıç için 2 tane yeterli diye düşünüyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. Çiçek yuvamı yaptığım için bunun üzerine 1 2 3 zincir çekip tekrar tığ battıya dönüyorum. Kirpik yapmadım. Yani benim buradaki trabzanın boş kaldı. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Biraz önce kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz tarafına geçtim. Bir zincir çekmiştim. 2, 3, 4'e tamamlıyorum. İki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Yuvaya geldim. 2 İkişer, 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 dört zincirimin boyuna uyacak şekilde trabzanımı yaptım. Üstüne iki zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Tığ battığının altından giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Bir kez doladım. İki, iki çıktım. Bir kez doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü. Beşinci. Altı. 7, 8 tane yapıyoruz. Şöyle çekip düzelttim. Sık iğne ile de oluşan yaprağımı şöyle yuvadan tutturdum. 8 tane yaptım trabzanımı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters tarafını döndüm. İlk trabzanımın tepesinden ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen kirpiğimi düğümledim. Devamında yanına ikinci sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım. Sık iğne sayısı 12. 13. sık iğnemi de yuvadan yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. 2, 2 çıktım. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden ipimi tutturdum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3, yanına 4. 4 tane sık iğne yapıyoruz trabzanımıza. Tırabzanımı düzelttim. 5. sık iğnem yuvada. Şöyle oldu. Şimdi biraz önce yaptığımız yaprağımızın aynından karşıya tekrar yapacağız. 1 2 3 4 zincirle başladım. 2 defa doluyorum. Yuvaya geldim. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 2 zincir çektim. 1 defa doluyorum. 2 2 çıkarak buraya 8 trabzan yapıyoruz. 3.i yapıyorum ben şu anda. 4 5 6 7 8 Hemen yuvadan tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığımız tırabzanımızın tepesinden 8 zincirimizi tutturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Sık iğne ile kirpiğimin altından tut, e, zincirimin altından tutturdum kirpiğimi. Yanına ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12 tane sık iğne yaptım. Yuvadan da 13. sık iğnemizi yapıyoruz. Bu yaprağımızı da tamamladık. Üstüne 3 zincir çekip tığ battıya dönüyorum. Böylece çiçek yuvamız şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar çiçek yuvasını size. Şimdi 5 tane bu minik çimenden yapıp yeniden çiçek yuvası yaparak örneğimi ilerleteceğim. Hızlı bir şekilde her renk için bir tane yuva hazırlayıp dönüyorum. Sonra çiçeğimizin anlatımını beraber yaparız. Ben o çimenini hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta yapıyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur böyle dolanıyoruz. 3 renk gösterdim ben. 3 renk için birer tane yuva hazırladım. Hemen şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimi yaparken sarı ipimle başlayacağım. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizin de örneğiniz benimkiyle aynı denk düşer. Hiçbir problem yaşamadan örneği tamamlarsınız. Hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Birinci yuvadan başlıyoruz arkadaşlar. Burada birinci yuvamızda 5 zincir çekerek bıraktığımız küçük bir boşluk vardı. Bu boşluktan sık iğne ile ipimi tutturdum. Hemen üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta hemen aynı yuvaya ipimi sık ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Tekrar bir defa doluyorum. Oluşturduğum 8 zincirli yuvadan girdim. 2 2 çıkıyorum. Bir doladım. 2 2 çıktım. Çok fazla uzun olmayan trabzanlar yapıyoruz. 3. tırabzanım. 4. 5. 6. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 7 tane yapacağız trabzanımızı. 7 tane trabzanımızı şöyle 8 zincirimizin üzerine biraz netleştireyim sizin için daha güzel görürüz Üzerine yerleştirdik. Bu şekilde oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum üstüne. 1, 2 tane. Yeniden bir doladım. Küçük küçük 7 tane trabzan yapıyorum. Şu anda benimki 4 oldu. 5 6 7 Üstüne 2 zincir çektim. Tekrar yuvamızdan sık iğne ile tutturdum. Sarı iple yaptığım yuvadan tutturdum arkadaşlar. Buradan da alttaki yeşil yuvaya yine sık iğne ile giriyorum. Şöyle badem şeklinde oluyor aslında. Üstüne buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 8 zincirimle hatta 9 çekelim. 9 zincirimle bir defa doladım. Şuradaki 2 zincirimin olduğu yuvadan girdim. 2, 2 çıkıyorum. Üstüne 3 zincir çektim. Yeniden bir defa doladım. Yine aynı yere geldim. 2, 2 çıkıyorum. Yeniden 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yeniden aynı yere Yeniden 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvaya yaptım. Toplamda aralarında 3'er zincir çekerek 4 trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim trabzanlarımı. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip alttaki yeşil yuvamızdan tutturuyorum sıkıca. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönüne döndüm. Şimdi üst tarafta şöyle oldu. Çiçeğimi göstereyim size. Buradan hemen başlıyoruz. Zincirimin altından girdim. İki tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. İki zincir, bir sık iğne. Böyle minik minik kirpikler yapıyoruz. Yine iki zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Üç, İki zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Dört, İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Beş, 2 zincir, 1 sık iğne yaptım 6. 2 zincir, 1 sık iğne yaptım 7. 2 zincir, 1 sık iğne 8. Şöyle göstereyim. 8 tane toplam 9 zincirim vardı. 9 zincirimin üstüne 8 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi yuvadan şöyle sık iğne ile girdik. Burada bir zincir çek 3 zincir çekerek bıraktığımız yuvamız vardı. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım tekrar aynı yuvaya geldim. 2 2 iki çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım minik trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Birinci sık iğne ile yanına, ikinci yanına, üçüncü sık iğnemi yaptım. Yeniden aynı 3 zincirli yuvadan da dördüncü sık iğnemi yaptım. Burada küçük bir parça oluşturdum. Hemen yan tarafa yine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 zincir çektim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Üstüne bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. sık iğne. 4.'ü de yine kendi yuvasına. Bir yanındaki yuvaya geliyorum. Sık iğneyle girdim. 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Aynı yuvaya 2 2 çıkarak trabzanım yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. trabzanın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğnem, dördüncüsü kendi yuvasına. Şöyle 3 tane yapmış olduk uç kısmını. Şimdi şuradaki 9 zincirime yine sık iğneyle geçtim. 2 zincir bir sık iğne yaparak buradaki kirpiklerimi de tamamlıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Hemen aynı zincirime sık iğnemi yaptım. 2 zincir bir sık iğne ikinci kirpik. 2 zincir bir sık iğne üçüncü kirpik. 2 zincir bir sık iğne yaparak dördüncüyü. Toplam 8 kirpik yapacağız buraya zaten. 5 6 7 8 tane yaptım. 9. yuvada yeşil yuvamızda sık iğnemiz. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Çiçeğimiz şöyle oluştu göstereyim arkadaşlar. yapraklarım, çiçeğim. Şöyle çiçeğimi göstereyim size. Özellikle farklı değişik bir model arıyorum diyenler için güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Hemen şimdi ben diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım, ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.